Selamünaleyküm saygıdeğer izleyenler. Bugün biz 10. söz, 10. sözün 10. hakikatinin sona doğru yaklaştığımız bir yerdeyiz. Elhasıl bölümü var. Oradan inşallah bir kez daha birlikte okuyalım. İnşallah bitiremezsek bile belki bir parçamız daha kalır. Bu bahis bildiğiniz gibi bizi haşrı hazırlıyor idi. Dört tane unsurdan bahsediyor idi. Hikmet, inayet, rahmet ve adalet hakikatlerinin bu dünyada çok e, geniş şekilde herkesin görebileceği şekilde tecelli halinde bulunduğunu ifade ediyor. Hak, hik, e, hikmet sıfatı hakim ismine dayalı, e, inayet sıfatı, rahmet sıfatı, adalet sıfatı her bir isme Kerim, Adil, Rahim gibi isimlere dayalı olarak bu dünyada herkesin gördüğü te temel sıfatlardandır demiştik. Ders e, o isimler, o sıfatlar üzerinde bina edilmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhasıl şu görünen şu unat, yani şu haller, dünyada yaşanan olaylar, hadiseler, akıp giden günler, geceler, gün ve gece içerisindeki bütün hadiseler, tabi hadiseler, tabiatla ilgili, işte dünya ile ilgili, insanlar ile ilgili hadiselerin tamamı dünyadaki vüsatlı ictimaat hayatıya, dünyadaki çok geniş e, topluluk hayatı, insan hayatı, toplum hayatı ve süratli iftirakatı mevtiye, süratli iftirakatı mevtiye, yani insanlar hızla ölüme gidiyorlar mı? Evet, hızla, süratle ölüme gidiyorlar. Ölüm insanları ayırıyor, koparıyor. Ölenlerimiz bizim sevdiklerimiz olduğu halde biz hiçbir şekilde ayrılmadığımız o sevdiklerimizden ölüm bizi koparıyor. Allah'ın emri geldiği anda ölümle onlar bizden ayrılıyorlar. Dolayısıyla ve bu dünyada herkeste var, herkeste var. Kimseyi haricine tutmuyor. Herkesi ölüm bir noktada geliyor, bir saniyesi geliyor, ölüm o anda herkese ulaşıyor. Herkesin bir ölüm saati var. Dolayısıyla insanlar dünyada toplanıyorlar, yaşıyorlar. Ardından ölüm insanları koparıyor. Ve bu hadiseler sürekli herkesin görebildiği, yaşayabildiği hadiseler. Ve haşbetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar. Haşbetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar. Yani insanların toplulukları, bir araya gelmeleri, toplanmaları, iş yapmaları ve çabuk dağılmaları birdenbire ölüm gibi hastalık gibi sebeplerle insanların kendi başlarına ayrılmaları ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile azametli ihtifalat yani hışımla hırsla insanlar bir yerlere doğru koşuyorlar. Bir iş yapıyorlar, bir çalışmaları var, gayretleri var, gayeleri var. Yoğun şekilde herkes herkes çalışıyor ve yoğun şekilde de her şekilde her an her saniye İlahi tecelliler başımızda. Hem biz bir şeyler yapıyoruz, hiçbir zaman hiçbir yerde durmuyoruz. Durmayacak şekilde ta neredeyse doğumla başlıyoruz, gençlikle devam ediyoruz ve olgun çağımıza geldiğimizde hızla bir takım işler yapmaya, başarmaya doğru kilitlenmişiz adeta ve bizim de üzerimizde tecelliler var. Tecelliler bizi teslim alıyor ve tecelliler bizi bir, bir noktaya kadar getiriyor ve onların bu aleme ait bu dünyayı fani de kısa bir zamanda malumumuz olan semerat cüz'iyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri ma beyninde, hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler gayeler takmak bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gayeyi cüz'iye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Bir cümle bu paragraf Bediüzzaman Hazretleri bir cümlede burada çok büyük hakikatleri ifade etti. Şimdi biz bu dünyada yaşıyoruz ve biz bu dünyada yaşarken şu okunan hadiseleri hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz bu hadiselerin içerisinde yaşıyoruz. Bir defa etrafımızda şu unat var, yoğun şekilde işler var, faaliyetler var. Biz bu işlerin bir kısmını biz yapıyoruz bir kısmını Cenab-ı Allah fiilen yapıyor. Fiili sıfatlar hakim. Gecesi var, gündüzü var, baharı var, yazı var, kışı var, yakarı var, yağmuru var, dolusu var, fırtınası var. Yani her şekilde ilahi tecelliyat üstümüzde. Ve biz de bir yerlere koşuyoruz. Yüz şekilde, geniş şekilde insanlar toplanıyorlar. Herkes bir yere toplanıyor. Daireler var, işte idareler var, e, topluluklar var, iş yapan şirketler var, toplanıyorlar ve süratli de dağılmalar var. İnsanlar bir yerlere koşuyor ve sonuçta ölenler var, kalanlar var. Haşmetli şekilde toplanıyorlar, çabuk çabuk dağılıyorlar, bir koşuşturma var. Herkes bir koşuşturmanın içerisinde. Azametli ihtifalat var. Herkes bir gaye, bir hedef peşinde koşuyor ve büyük tecelliyat var. Üzerimizde bir ilahi tecelli her an tepemizde, başımızda ve onların bu aleme ait bu dünyayı fani de kısa bir zamanda malumumuz olan semerat cüz'iyeleri yani bu koşturmalar, bu tecelliler, bu hadiseler, yaz, kış, bahar, mevsimler, geceler, gündüzler bütün bunların bir cüz'i semereleri var. Ya yani nedir cüz'i semereleri? Sabah oluyor işe gitmemiz gerekiyor. Güneş oradan doğmuş. Sanki güneş bizim işe gitmemiz için doğmuş gibi. Bütün herkes işine gidiyor çalışıyor, okula giden okula gidiyor, işe giden işine gidiyor. Akşama doğru da güneşin batışına doğru, güneşin batışa doğru geçmesi de bir fiildir. Güneşin doğması bir fiildir. Bunlar ilahi fiillerdir. Güneşin tepeye gelmesi bir fiildir. Bütün dünyayı aydınlatıyor. Bu ilahi fiilden sonra biz beşeri fiil olarak devreye giriyoruz. Çalışıyoruz. Akşam ilahi bir fiil olarak güneş batıyor, gece oluyor. Ve biz biz beşeri fiil olarak evimize dönüyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, namazımızı ibadet kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Yatmaya geçiyoruz. Beşeri fiil olarak bakırız. Biz beşeri fiillerimizi ilahi fiillerle iç içe yaşıyoruz. İlahi fiiller bizim beşeri fiillerimize uygun şekilde tecelli ediyor. Biz de beşeri fiillerimizi ilahi fiillere uydurmuş şekilde yaşıyoruz. Bunların cüz'i semereleri budur. Yani bizim Sonbaharın, ilkbaharın, yazın, kışın, bütün bu mevsimlerin, yağmurların, depremlerin, afetlerin, hadiselerin, e, gecenin, gündüzün, bütün bu olan olayların, ilahi fiillerin e, bize dönük cüz'i semereleri var. Yaşıyoruz biz ya ve bunlardan istifade ediyoruz. Ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri, yani bu cüz'i cüz semere olunca ehemmiyetsiz ve muvakkat geçici gayeleri var bunların. Geçicidir. Yani bugün gündüz olacak, ben çalışacağım, bugünlük yemeğimi alacağım. Bu benim için geçicidir. Dolayısıyla muvakkat gayrı geçici gayeleri mabeyinin de hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağa kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağa, bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye cüz'i vermeye benzer. Ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Evet, e, biz küçük bir taşa bir büyük dağa kadar hikmetler, gayeler takmak bir büyük dağa bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye, cüziye vermeye benzer. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki küçük küçük hadiseler bizi büyük noktalara götürüyor ve aksi takdirde bir büyük dağa bir küçük taş gibi bir gaye, geçici bir gaye takmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir oran saygıdeğer izleyenler. Önemli bir oran. Şimdi bir küçük taşa bir büyük daha kadar bir gaye takılabilir mi? Evet dünya küçüktür, hayat küçüktür. Mevsimle bize göre yaratılmıştır. Hadiseler küçüktür ama bu küçük hadiseler bizi ebedi ahiret hayatına götürüyor. Sonsuz bir hayata götürüyor. Mahşer meydanı gibi Sırat köprüsü gibi, cennet gibi, cehennem gibi, ebedi hayat gibi uzanıp giden, sonsuza kadar uzanıp giden bir hayatı netice veriyor, netice veriyor. Evet, günlük yemelerimiz, içmelerimiz, çalışmalarımız, koşturmalarımız, yürümelerimiz, oturmalarımız, yatmalarımız, bütün bunlar bizim için ameldir. Bu amel, e, imanımızla bütünleşerek bir salih amel haline geliyor ve bu salih amel bize inşallah cenneti kazandıracak bir boyut kazanıyor. Yüksek bir boyut bir dağ kadar gayedir bu. Küçük günlük hadiselerimize, günlük yaşayışlarımıza bir daha kadar Cenab-ı Allah bir görev, bir hedef yüklemiş. Bir biz küçük küçük yaşarken aslında cenneti kazanıyoruz. Aslında ceza belki kazanıyoruz. Allah muhafaza azaba belki duşar oluyoruz. Dolayısıyla biz ahiretteki büyük aleme kendimizi hazırlıyoruz. Yoksa bu büyük alem yaratılmış, bir küçük taş gibi e, biz günlük efendim yeme iyi yiyelim, içelim, yatalım, gezelim, eğlenelim. Efendim keyfimize göre yaşayalım diye değil. Yani biz keyfimize göre yaşayacağız. Bu büyük alem bundan mı yaratıldı? Güneşi var, dünyası var, toprağı var, taşı var, suyu var. Her şey mükemmel şekilde dizayn edilmiş, tanzim edilmiş, etrafımıza donatılmış ve biz de burada yaşıyoruz, keyfimizi yapıyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz. İbadet yok, inanç yok, iman yok itikat yok. Allah yarattı demeyeceğiz. Kendi keyfimizi yaşayacağız. Böyle küçük gayelerle bu büyük alem bizim küçük gayelerle yaşamamız için mi yaratılmıştır? Böyle bir şey olabilir mi? Bir büyük dağ, küçük bir taş gibi bir gaye olur mu? E, bu alem büyüktür. Bir küçük taş da bizim keyfimizdir. Hayır bu bu keyfimiz için yaratılmış olamaz. Bir küçük taşa bir büyük dağ kadar gaye olarak Rabbimiz bu küçük taş gibi dünyaya ebedi bir ahiret gayesini önüne koymuştur saygıyla saygıda izleyenler. Demek şu mevcudat ve şu unat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik katiyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccihtir. Bu varlıklar, bu şuunat, bu haller, bu hadiseler ile dünyaya ait gayelere baktığımızda bir nispetsizlik var. Yani bu koca güneş, e, düşünün benim keyfim için mi doğuyor? Bu koca güneş, koca dünya benim keyfim için mi dönüyor güneşin etrafında? Bu koca ay benim keyfim için mi dünyanın etrafında dönüyor? Yani benim keyfim kadar küçük bir gaye için mi bütün bu alem yaratılmıştır? Böyle bir şey olamaz saygıda izleyenler. Dolayısıyla bu oransızlık var, bir nispetsizlik var koca güneşi Cenab-ı Allah o koca yıldızı, koca dev güneşi bize tahsis etmiş. Bizim için güneş doğuyor, batıyor. Dünya bizim için dönüyor. Mevsimler gerçekleşiyor, yaratılıyor. Gece gündüz yaratılıyor. Biz keyif edelim, yaşayalım, eğlenelim diye. Yok, yok böyle bir şey. Hayır. Böyle bir eğlence, böyle bir keyfe yaşa hayat. Keyfime göre yaşarım. Ve dünya dönsün. Güneş de benim için doğsun. Böyle bir küçük cüz'i netice için koca güneş, koca dünya dönüp durmaz. Koca dünya, koca güneş benim için dönüyorsa beni bir yere götürmek için dönüyor. Beni ahirete, ebedi hayata götürmek ve bize ebedi hayatı kazandırmak gibi büyük bir gaye için güneş doğuyor, dünya dönüyor, ay dünyanın etrafında dönüyor, topraklar, taşlar, su, hava, güneş, ateş, bağlar, bahçeler bizim için dolu dolu meyveler bize veriyor. Bunların bir tek gayesi var. Bize Rabbimizi tanıtmaktır. Allah'ın büyüklüğünü tanıtmaktır. İtikadımızı sağlamlaştırmaktır. Bize ebedi hayatı kazandırmaktır. Dolayısıyla bu bize, bu alem bize şehadet ediyor ki bu varlıkların yüzleri alemi manaya müteheccihtir. Mana alemine dönüktür. Mana alemine neresi? ebedi hayattır. Allah'ın yarattığı yüksek alemlerdir. Allah'ın bizi davet ettiği cennettir. Arş-ı ağlaya kadar Allah'ın yarattığı o büyük alemlerdir. Mana alemi. Mana alemine yüzü dönüktür bu alemin. Dolayısıyla bizim de yüzümüz mana aleminde dönük olursa inşallah e, biz imtihanı kazanırız. Münasip meyveleri orada veriyor. Ve gözleri Esma-i Kudsi'ye dikkat ediyor. Bakınız münasip meyveleri bu alemdeki her şeyin Münasip meyveler var mıdır? Vardır. Orada meyve veriyor. Bizim Elhamdülillah'ımız, bizim Bismillahirrahmanirrahim'imiz, okumamız, itikadımız, inancımız, amelimiz, yaşı, yaşı, yaratılan bütün bu alemlerin, ağaçların, meyvelerin, bağların, bahçelerin, toprakların, taşların, suların her ne varsa tamamının meyvesi orada alınacaktır, ahirette alınacaktır. Cennete dönüktür, cennette meyve veriyor. Dünyada meyve vermiyor. Dünyada bir elma yediriyor, kötül kötül elma yiyoruz. Üzerine Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah dediğimizde bu elma bir nur küpü gibi ahirete dönük bir meyve haline geliyor. Ahirette meyve veriyor. Ve gözleri esma i Kudsi'ye dikkat ediyor. Elmanın, armutun, üzümün, bütün meyvelerin, hayatın, yaşayan her şeyin, dağın, taşın, toprağın gözü Kutsi isimlere dikkat ediyor. Allah'ın isimleri onları bu hale getirmiştir. Elmayı elma yapan Allah'ın ismidir. Üzümü üzüm yapan Allah'ın ismidir. Karpuzu karpuz yapan Allah'ın ismidir. Allah'ın şafi ismi vardır. Allah'ın razık ismi, rezzak ismi vardır. Allah'ın rahman, rahim isimleri vardır. Ve daha pek fazla Allah'ın isimleri, meyveler, yiyecekleri bizim için tanzim etmiş ve bize ikram etmiştir. Dünyayı bize ikram eden Allah'ın muhtelif muhtelif isimleri vardır. Dolayısıyla bütün varlıkların gözü Allah'ın esmasına bakar. Gayeleri o aleme bakıyor. Bu aleme değil, dünyaya değil, bizim keyfimize göre değil, günü birlik bizim hayatımıza bakmıyor. Gayesi o aleme. Nereye? Ahirete bakıyor, cennete bakıyor. Etrafımıza bir bakın şöyle havadan suya, topraktan taşa ne görüyorsanız, dağdan taşa, ateşten güneşe, mevsimlerden Baharlardan çiçeklere kadar ne görüyorsanız tamamının gayesi ahirete bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında sümbülleri alem-i misal inkişaf ediyor. Özü dünya toprağı altında sümbülü yani çiçeği, dalı, meyvesi, filizi misal aleminde yayılıyor. İnsan istidadi nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor ahirette mahsul alıyor. İstidadı, i̇stidadı, kabiliyeti nispetini insan burada ekiyor ve ekiliyor. Hem kendisi ekiyor hem de insan burada ekiliyor. Yani hem insan amel sahibidir, amel ediyor, ahirette bir şeyler hazırlıyor. Ebedi ahiret hayatı için çalışıyor, gayret ediyor, sevap kazanmaya çalışıyor, amel-i salih işlemeye gayret ediyor, imanını inkişaf ettirmeye, artırmaya çalışıyor. Hem de kendisi insan kendisi ekiliyor. Ekili ekilen bu insan mahşerde ortaya çıkacak, yaratılacak. Allah diyecek ki gel kulum, sen dünyada ekilmiştin. Şimdi senin meyvelerini koparacağım. Meyvelerin gelsin bakalım. Ne ekilmişsen onu biçeceksin diyecek. İnsan hem ekiyor hem ekiliyor. Ahirette de mahsul alacaktır insan. Mahsul mahsul alıyor. Evet şu şu eşyanın esma-i ilahiyeye Allah'ın isimlerine ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki. Evet eşyanın üç yüzü olduğunu Bediüzzaman Hazretleri söylüyor saygıdeğer izleyiciler. Eşyanın ve varlıkların bu dünyada her şeyin üç yüzü var. Bu dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Allah'ın isimlerine bakıyor. Allah'ın isimlerinin aynasıdır her şey. Allah'ın bin bir isminin adeta aynası tecelli ettiği yerde nakış nakış işlediği bir diyardır bu dünya. Bir bu. İkinci yüzü ahirete bakıyor. Bu dünyada ektiğin her şey ahirette netice verecektir. Bu dünyada her şeyi ahirette netice versin diye ekiyoruz. Her şeyi, her şeyi bir zerrecik bile onun dışına değil. Yaşadığımız hayatın tamamı, aldığımız nefesin tamamı, gecemiz gündüzümüz, işimiz, aşımız hepsi ahirette netice versin diye yaptığımız amellerden ibarettir. Sakın yanlış yapmayalım. Üçüncü yüzü de bu dünyanın şeytanlara, şeytanların melabegahıdır, oyuncağıdır. Bizim, bizi sefahete, bizi yanlış işlere, bizi gaflete daldırdığı bir yüzü vardır bu dünyanın. Allah o yüzden bizi muhafaza eylesin, bizi korusun. Evet bu dünyanın iki yüzü olan birisi Allah'ın isimlerine bakan yüzü, birisi de ahirete bakan yüzüne baktığımızda göreceksin ki Mucize kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi vardır. Kudret mucizesi olan her bir çekirdeğin öyle değil mi? Yani her bir çekirdek bir kudret mucizesi değil midir? Bir nokta kadar, tırnak kadar, yarım tırnak kadar küçücük küçücük yaratılmış. İçinde nice programlar var. İçinde koca bir ağacın programı yüklenmiş. O o çekirdeği atıyorsun toprağa su veriyorsun toprakla suyla buluştuğu zaman o çekirdek bir bakıyorsun filiz bir bakıyorsun ağaça doğru yürümüş bir bakıyorsun kocaman dal budak atmış kocaman ağaç olmuş içinden yeni yeni binlerce binlerce kilo meyve onlarca ton meyve veriyor. Dolayısıyla bir çekirdek de hani bu tırnak kadar bir çekirdekti toprağa attın koca bir ağaç oldu ve tonlarca sana meyve taşıyan bir ağaç haline geldi. Ee, evet şimdi burada bir mucize var. Bir kudret mucizesi var. Bu çekirdekte ne var ki oraya attığında koca bir ağaç haline geldi. Ne var bu çekirdekte? Nasıl bir program var? Bu program biz açtığımızda çekirdeği niye göremiyoruz? Ne var içerisinde? Dört unsur var. Hidrojen, oksijen, karbon ve azot. Her çekirdek dört unsurdan yaratılmıştır. Ama bu dört unsur içerisinde nasıl bir program gizlenmiş ki incire incir programı yüklemiş, bademe badem programı yüklemiş, çama çam çekirdeğine çam programı yüklemiş. Binlerce, milyonlarca çekirdeğe milyonlarca programlar yüklemiş. Her bir çekirdek toprağa atıldığı zaman kendi ağacını, kendi bitkisini, kendi meyvesini veriyor. Nasıl bir iştir? Nasıl bir mucize, kudret mucizesidir. İşte her bir çekirdek ki bir kudret mucizesidir, bir ağaç kadar gayesi vardır. Zaten her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi olduğunu görüyoruz, öyle değil mi? Çekirdeği atıyoruz, bir ağaç yıllar sonra ondan çıkıyor ve binlerce ton meyve ondan yaratılıyor. kelime hikmet olan her bir çiçeğin, her bir çiçek bir hikmet kelimesidir. Allah'ın hikmeti, Allah'ın hakim ismini bize okuyan bir kelimedir. Her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manalar var. Bir ağacın çiçekleri kadar manaları var ve harikay sanat ve manzumeyi rahmet olan her bir meyvenin ya yani sanat harikası her bir meyve bir sanat harikası değil mi? Rengarenk, kokusuyla, tadıyla, rengiyle, içindeki minerallerle, içindeki doyurucu liflerle, içindeki besleyici etiyle, her şeyle bir erik, bir elma, bir üzüm, bir armut, bir karpuz sayamayacağımız kadar saygıda ezerler. Bir sanat harikası, bir rahmet manzumesi, bir rahmet şiiri. Rahmet onu şiir şiir bize yazmış. Bir elma ağacını düşünün. Başında bir ton elma var. Ve her bir elma bir şiir tanesi oraya takmış. Bir şiir gibi rahmet bize şiirle kendisini anlatıyor. Rahmeti anlatıyor. Allah'ın rahmetini anlatıyor. Allah'ın zenginliğini anlatıyor. Allah'ın vericiliğini anlatıyor. Allah'ın ikramını, cömertliğini bize anlatıyor. İşte bir rahmet manzumesi olan, bir sanat harikası olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder vefat eder, midemizde defin edilir. Midemizde defin edilir. Demek ki bize rızık olması en son bir hikmetidir ki bir meyvenin yaratıldıktan sonraki bütün aşamalarda vazifesini yapa 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 nihayet vazifesi bittiği zaman biz onu alıyoruz, onu yiyoruz, o elma vefat ediyor, midemizde defnediliyor. Biz de zannediyoruz ki elmalar, meyveler, yaratılmış olan bütün nimetler, sebzeler, sebzevatlar, yediğimiz her şeyin bir tek gayesi beni doyurmak, benim keyfimi yapmak, benim yaşamımı sağlamak. Hayır, hayır öyle değil. En son gayesi o. Bütün yaratılmışların, meyvelerin, çiçeklerin, sebzevatın, yiyeceklerin tamamının yaratılmasının en başta başka büyük gayeleri var. Onların içerisinde neler neler gizlenmiş, neler şifa, Dereceleri gizlenmiş. Gıda, gıdalar gizlenmiş. Mineraller var, eti var, lifleri var, renkleri var, kokusu var. Allah'ın sanatını teşhir ediyor. Allah'ın rahmetini teşhir ediyor. Allah'ın rezakiyetini, rızık verici olduğunu, gıda verici olduğunu, şifa verici olduğunu, Allah'ın büyüklüğünü, azametini, kudretini, keremini, şefkatini ilan ediyor. Dağlara, insanlara, kurtlara, kuşlara. Bunu okuyan herkese ilan ediyor. Bu ilan vazifesi bittikten sonra en son en son biz onu alıyoruz. Biz onu ısırıyoruz. Yemeye başlıyoruz. Kütür kütür ve vefat ediyor ve bizim midemize defn oluyor. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler. Bütün bu dünyadaki bu fani şeyler, fani olan tüm eşyalar, dağı, taşı, toprağı, suyu, bağı, bahçesi hepsi başka yerde baki meyveler verirler. Nerede? Cennette. Baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder. Sermedi tesbihat yapar. Sermedi tesbihat Allah'ı zikreder. Allah'ı ana tesbih eder. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah dercesine ya yani da bizim Sübhanallah, Sübhanallah dediğimiz gibi meyveler, sebzeler, ağaçlar, taşlar, kurtlar, kuşlar hepsi Allah'ı tesbih eder. Kur'an bunu ifade ediyor. Estağfurullah. billah. Yüsef semavati vel Yerde ve gökte ne varsa Allah'ı tesbih eder. Tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Fani de bakiye yol bulur. İnsan nasıl insan olur? Onların şu cihetine bakan yüzlerine, onların Allah'ın esmasına bakan, Allah'ın isimlerine bakan, Allah'ın tesbihi, tesbihatını yapan, Allah'ı zikreden, cennete dönük bu işlerine bakan insan, bunu anlayan insan bu şekilde insan olur. Ve faniden, fani bir dünyadan bakiye yol bularak baki bir hayata doğru insan bu şekilde süzülüp gitmiş olur. Efendim burada nihayet verelim inşallah. Bir sonraki dersimizde 10. hakikati birlikte inşallah hitamı erdirmiş oluruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.